Naim, Naim. Siz arkadan dolanın. Baş üstüne amirim. Bir faydamız dokunacaksa neden dolaşmayalım? Maksat baskında bizim de tuzumuz bulunsun amirim. Hadi yürü, yürü. Çocuklar, ben üçler demez kapıyı kırıp içeri giriyoruz, tamam mı? Bir, iki... Amirim, kolay gelsin. Baskın mı yapıyorsunuz? Hayır, otobüs bekliyoruz. Amirim, uyuşturucu şebekesine baskın yapmadan önce biz içeridekileri suç işlerken görüntüleyebilir miyiz? İyi ama sizin bu görüntüyü almanız için bizim kapıyı kırıp içeri girmemiz gerekiyor. O zaman da baskın başlamış olur. Nasıl olacak bu iş? Ama biz kamerayı anahtar deliğine dayar, öyle çekeriz. İyi, iyi, hadi, hadi. Çek. Az sonra narkotik şube ekipleri piyasaya değişik tipte uyuşturucu sürmeye hazırlanan bir şebekeye baskın yapacak. Biz de bu baskını size naklen veriyoruz. Hadi daya anahtar deliğine. Daya. Hadi kardeşim hadi, daha gidilecek dünya kadar baskın var. Çekiyorum. Çek ya. Şayet sorumuzun doğru yanıtını biliyorsanız 900-900-1999'u arayın. Şimdi ikinci soruya geçiyorum. Ülkemizdeki bir başkentimiz neresidir? Eğer Ankara diyorsanız 988'i arayın. Yok şayet Los Angeles diyorsanız Allah'tan müstahkınızı arayın. Ne tamam diyeyim? Abi tamam. Yarışma programı kaseti hazır. Ne oldu mu? Peki bu top ne oluyor? Bu 3 sene evvelki evet. Fenerbahçe Beşiktaş maçında çizgiyi açıp açmadığı anlaşılmayan top. Aynı tartışmayı yeniden gündeme getireceğiz. Tamam tamam, sen çekil. Hadi çekiyor musun? Tamam. Şimdi efendim bu gördüğünüz top... Hadi kardeşim, daha operasyon yapacağız. Fakat bir yanlışınız olmasın, içeride uyuşturucu falan yok. Polis yanlış ihbar almaz. Lütfen kenara çekilin. Üç! Kıpırdamayın! Kıpırdamayın! Bu bir uyuşturucu operasyondur. Ben de operatör komiser Kamil Çakmak. Kimse kıpırdamasın! Eyvah, basıldık. Mahvoldu, yandık. Biz de arkadan dolaşıp geldik amirim. Çok başarılı bir operasyon oldu. Tebrik ederim arkadaşlar. Ama ben hala bir uyuşturucu göremiyorum. Nasıl göremezsiniz? Gelin göstereyim size. İşte uyuşturucular bunlar. Bunlarla halkın beynini uyuşturuyorlar. İşte bir yarışma kaseti, bir futbol kaseti. İşte bunlar da halkın ilgisini başka yöne çekmek için kullanılan kampanya dokümanları. Peki bu tavuk ne? Bir zamanlar sakallı bebek diye bir şey çıkmıştı. İnsanları haftalarca oyalamıştı. Bu da bizim düşündüğümüz bıyıklı tavuk projesi. Bu tavuk kehanetlerde bulunacaktı. Peki tüm bunlar neden? Herkesin de kullandığı gibi biz de medyayı kullanacaktık. Böylelikle para kazanacaktık ama kısmet değilmiş. Çok pişmanız. Çok pişmanız. Çok pişmanız. Çok pişmanız. Pişmanız. Çok pişmanız. Pişmanız.